aleyküm sayın takipçilerim, olan selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün sizlere çok güzel, çok kaliteli bir tarif yapacağım ama yine Ramazan'a hazırlık hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Bugün ne yapacağız? Bugün zeytinyağlı yaprak sarması ve ipek gibi yapraklarımız sarma yapacağız. Çok zaman oldu değil mi anne? Evet, biz çok oldu. Hemen bir yani yaz, geçen yaz biz yemiştik bir iki defa. Evet. Sonra bir daha kışın hiç yemedik. Bu yaprakları hiç şeye koymadım. Sıcak suya hiç koymadım. Sadece tuzlu suyu gitmesi için suyu da beklettim. 2-3 defa suyunu değiştirdim. Yani hiç akşamdan sabaha kadar suyunu yıkayın. Sonra suyunu boşaltın. Tekrar suyun üzerine doldurun. Sabahleyin. Ama her yaprak için söylemiyorum bunu. Bunlar yani çünkü ipek gibi zaten. Evet, bazı yapraklar İncecik. Akşamdan sabaha kadar suyun içinde bekletiyorsun. Tekrar ne yapıyorsun? Kaynar su üzerine döküyorsun yumuşaması için. Zaten insan dokunduğu zaman anlayabiliyor. Evet. Şimdi ben sıcak su yapacaktım. Kaynar su ama hiç gerek duymadım. Çünkü yapraklara böyle dokunduğu zaman zaten gerekli olmadığını anlıyorsun. Ya da gerekiyorsa zaten anlayabiliyorsun. Bu şekilde. Bir de istediğimiz yaprağı bulamıyorduk. Evet, o yüzden ben yaprak aldım önce. Pazardan aldım. Yarım kilo aldım ama maalesef onu saramadım. Parası da gitti. Şimdi tekrar o gün çarşıya gittim. Şöyle çarşının ucundan geçtim. Baktım çok hoşuma gitti yapraklar. Aldım ve inşallah memnun kalacağım. Tadı da çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Önce harcını pişirmeye başlıyoruz. Ocağı koyduk, altını açtık. Tavamız ısındı. İçerisine böyle bir su bardağı zeytinyağı ilave ettim. 5 tane orta boy soğan. İnce ince doğradım. Bu şekilde. Bunları tavama ilave ediyorum. Önce soğanlarımızı kavuracağız. Bu şekilde. Ne yapıyoruz şimdi? İçerisine ilk önce şöyle İçer kaşığı tuz. Şöyle içer kaşığı tuz. Niye? Soğanlarımızı daha çabuk yumuşaması için. Şimdi soğanlarımızı kavuruyoruz. Ne kadar soğanı bol olursa sarmamız o kadar lezzetli olur. Yani sarmayı lezzetli yapan soğanı. 5 tane orta boy. Şimdi bunlar hepsi kaybolacak. Pişince. Şimdi soğanlarımız böyle kavruldu. Bak ya, yakından göster kızım. Şöyle içerisine. Bir. Evet. Şöyle 2 yemek kaşığı biber salçası. Belki daha da koyabilirim. Bir de. Bir. 2 yemek kaşığı domates salçası. Ve bunları bu şekilde kavruluyorum. Şimdi burada salçamızı da kavurduk bu şekilde. Şimdi pirinçlerimizi yıkadık. İlave ediyorum. Basmati mi? Normal pirinç. Hayır, normal pirinç. Hatta bu ufak pirinç değil. Ufak pirincim yok. Normal pirincim var. Onu normalde biz mesela pilava da normalde dolmaya sarmaya hep kullandığımız pirinç ne? Çok güzel oluyor. Ya biz şimdi ben reklam olsun diye söylemek istemiyorum ama ufak pirinç kullanıyorum. Normalde özellikle dolmalara sarmalara ufak pirinç hem daha yağlı oluyor. Yani şeyde çok tavsiye etmem hani, ama daha çok şeye tavsiye ederim bu ufak pirinç dolmaya sarmaya. Ama pilavı da çok güzel oluyor ama daha çok dolmaya sarmaya. Hı hı. Bu ufak pirinçler. Ben bunu kavuracağım böyle biraz. Ama hiç su koymayacağım. Şimdi ben bir su bardağı zeytinyağı koydum. Tabii ki bunu pişirirken de yağ koyacağız yine. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kuru nane. Bir çay kaşığı toz biber. Şimdi bir çay kaşığı da karabiber ilave ettim. Şimdi pirinçlerimi kavuruyorum böyle. Maşallah, sübhanallah. İçerisine ne koyuyorum? 4 diş sarımsak ilave ediyorum. Önceden dondurucuya koymuşum. Sarımsağını ilave ettim. Şimdi şöyle bir iki defa çevireceğim, kavuracağım.
şöyle az şey sarımsağını içine işlemesi için. İçerisine bir çay kaşığı tuz koymuştum. Bir çay kaşığı daha koydum. İki çay kaşığı tuz ilave etmiş oldum. Şimdi altına kapatıyorum. Şöyle. Ve bir kaba boşaltıyorum soğuması için. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şimdi iç harcımız soğudu. İçerisine bir bağ maydanoz ilave ettim. İnce ince doğradım ve bunu karıştırıyorum. Şimdi sarmaya başlayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yapraklarımızı bu şekilde masamıza seriyoruz. Gerçekten yapraklar maşallah ipek gibi. İyi ki buldum. Canımız o kadar istiyordu ki yaprak sarması. Ama her pazar gittiğimde yaprak görüyorum ama güzel değil diye almıyorum. Ama bu sefer istediğim yaprağı buldum. İnşallah. Artık ne yapıyoruz? En önemli şeye geldik. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle sarmamıza başlıyoruz. İsterseniz bu şekilde, ben iki çeşit sarıyorum. Şu şekilde de sarıyorum. Şimdi sayın takipçilerim, ben bu şekilde hepsini sarıp ara ara sizlere göstereceğim. Böyle sarmaya devam edeceğim. Sayın takipçilerim, bu şekilde sarmaya devam edeceğim. Şöyle. Şimdi sayın takipçilerim, sarmamızı bitirdik. Çok şükür. Bunları şimdi ben ne yapacağım? Ramazan için inşallah. Şöyle bir poşete koyacağım. Aslında kutularım vardı. Onlar bitti. Böyle kutu olacak. Saklama kabı. Ve diğer, bir dahaki sefere tekrar sarma yapacağız Ramazan için. Çünkü bunlar yetersiz. Misafir gelir falan. Misafirimiz olursa, misafirimiz olursa inşallah Rabbim ağız tadıyla ve Ramazan'a ulaştırmayı en güzel şekilde nasip etsin cümlemizi. Ve bunları en güzel şekilde Rabbim
yedirmeyi nasip etsin. Anneciğim şöyle bir göster bakalım nasıl var. Şöyle. Nasıl göstereyim? İnanılmaz güzeller böyle. Daha ne göstereyim? Zaten görünüyorlar. Bunlar böyle kızlarımın eseri. Evet, annem de yani maşallah. Evet, bunları ben sardım. Bunları da kızlar sardı. Tabii ben önce başlamıştım. Evet, ya, annem şöyle. Çok sarmış. Şöyle. Hepsi kalem gibi. Kalınlığını gösterir misin? Hepsi tamam. Kalem gibi. Benim parmağım çok daha kalın bak. Evet. Onun yanında. Gördün mü? Hı-hı. İncecik. Şimdi ne yapıyoruz bunları? Şimdi biz bunları dondurucuda saklayabiliriz. Evet, biz bunları benim düşüncemde dağılmaması için ben kavurdum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama bana göre dağılmaması için biraz içine kavurmamız lazım. Ve bu şekilde dondurucuya koyarsak inşallah daha güzel sonuç alabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an ben sarmalarımı bu şekilde alıp şu kalın poşetlerim var benim. Şurada. Kalın poşetlerim var. Onların içine bu şekilde dizeceğim. Ama buzdolabı poşeti değil bu arada. Daha kalın. Hayır, buzdolabı poşeti değil. Buzdolabı poşetleri benim hoşuma gitmiyor. Ama onlar zaten normal buzdolabı için ama yapılabiliyor. Bir de çok ince. Çok ince, evet. Bunlara bakkal poşeti mi diyorlar? Öyle bir şey, öyle bir şey, evet. Şunları ben bu şekilde en itinali şekilde şöyle poşetlere dolduracağım. Şimdi bunları bu şekilde poşetlere itinayla diziyorum. Ben tavsiye ederim, siz de yapın. Ramazan'da gerçekten çok rahat edeceğinizden emin olabilirsiniz. Kesinlikle öyle. Sarmalarımız hazır. Poşetledik böyle. Şimdi bunlar dondurucuya gidecek. İnşallah Allah izin verirse inşallah Ramazan'da artık misafirimiz kime nasip olursa ona kısmet olacak. Hiç kimse kimsenin kısmetini yemez. Aynen. Kesinlikle bu böyle. Şimdi biz bunu 4 yemeklik mi yaptık? Evet. Ara sıcak gibi olacak yani. Evet, bu ara sıcak gibi olacak. Hani yani çeşit olsun diye. Mesela çeşit çeşit olacak. Yani her gün bugün sarma, yarın olma öyle değil. Yani sofrada çeşit olsun diye. Anladım. Bu şekilde yaptım. Rabbim Ramazan'a ulaştırmayı ve yedirmeyi nasip etsin inşallah en güzel şekilde. Hı. Ve cümlemize inşallah. Şimdi bunlar bu şekilde hazır. Şöyle yakından gösterebilir miyim kızım? Şöyle bak. Şöyle yapayım. Ama yapraklar o kadar güzeldi ki hiç evet, yapraklar, sararken hiç usanmadık yani. İnanın ki yapraklar sararken zevk aldım. Aynen. Ben zaten sarmayı çok seviyorum. Bir de artı yapraklar güzel olduğu için bir tane bile ziyan olmadı. O da ben bugün yani kendimi şanslı böyle yaprak bulduğum için kendimi şanslı buldum. Çünkü geçen bir yaprak aldım. Onu hiç saramadım maalesef. İyi ki fazla almamışım. Onun parası boşuna gitti. Ama inşallah bir daha bulursam tekrar alacağım bundan. Yapraklar gerçekten ipek gibi, hiç haşlamadık bile. Evet. Sadece tuzu gitmesi için suyla beklettik, suyun içinde. Bu kadar. Siz de mutlaka böyle yapın. Dolabınıza koyun. Yarın inşallah Ramazan'da en güzel şekilde, rahat bir şekilde çıkarın. Pişirin. Sofranızda bulunsun. O zaman pişirdiğimiz zaman da göstereceğiz zaten. Kolaylık olsun ama bunları tabii ki bütün bu yaptıklarımı şu an pişirmezsem yarın Ramazan'da inşallah hepsini sizlerle paylaşacağım. Bugün benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve beni sevdiklerinizden paylaşırsanız ve medya hesaplarından paylaşırsanız bana bu şekilde destek olursunuz. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.